Bilemezsiniz beyefendi. Ben Türkan Hanım için geldim ama. İfadesi alınıyor içeride. Neden getirildi buraya? Suçu ne? Birkaç kez ifadeye çağrılmış kendisi. Gelmediği için polis nezaretine getirildi. Bütün suçu bu mu? İfadeye gelmemek de suç. Maalesef beyefendi. Türkan Hanım, size daha önce çağrı kağıdı yollanmış. Evet, ben çağrı kağıdınızı aldım ama gelmeye fırsatım olamadı bir türlü. Hanımefendi, önemli bir konu bu. Sizin fırsat bulmanızı beklemez. Haklısınız. Rüçhan Hanım eski kayınvalidenizmiş. Evet. Kendisiyle bir anlaşmazlığınız oldu mu? Hayır. Raporda yakın zamanda çocuğunuzun velayetinin babaya geçtiği yazıyor. Rüçhan Hanım sizin adınızı uzaklaştırma kararı çıkarttırmış. Karar sonrası ben çok üzgündüm. Kızımı kaybetme korkusuyla evet gerildik birazcık. Ama şu an bir sorunumuz yok. Yani Rüçhan Hanımların evlerine girip çıkıyorum. Kızımla vakit geçiriyoruz. Ama tabii Somer ve Rüçhan Hanım'ın da rızasıyla. Rüçhan Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Hatırlamıyorum. En son sanırım evinde görmüştüm. Peki bir düşmanı var mıydı? Hayır. Bildiğim kadarıyla yok. Sizce bu saldırıyı kim yapmış olabilir? Bilmiyorum. Somer Bey'le görüşüyor musunuz? Evet, dediğim gibi kızımla vakit geçirmek için evlerine girip çıkıyorum. Siz bu arada başkasıyla evlisiniz değil mi? Evet, ama yakın zamanda boşanma davamız olacak. Konunun bununla ne ilgisi var anlayamadım. Yani biz uzun zaman önce de evleri ayırdık zaten. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Hayır. Başka sorum olmayacak. İfadesini hanımefendiye imzalatalım. Buyurun. Ne oldu? Ne dediler? İyi misin? Türkan'dan hemen boşanacaksın. Ben de ikiniz için şikayette bulunmayacağım. Sen oraya benim için değil, Türkan'ın hayatını kurtarmak için geldin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Onu çok seviyoruz. O yüzden de teklifimi yerine getireceksin. Türkan'dan hemen boşanacaksın. Onlar da Somer'le yeniden birlikte olacaklar. Ulaşamıyorum ikisine de. Ne oldu? Ne yaptı ablam acaba? Telaş etme. Bak İrfan dedi ya, ifade için çağırmışlar. Sen de yanımdaydın konuşurken. Hem zaten Türkan'ın başka ne işi olur ki polisle? Ya bu gürültü ne Allah aşkına ya? Kaç saattir ne yapıyorsunuz? Bu ne gürültü ya? Derya Hanım, aşağıda tadilat yapıyorlar da. Ne tadilatı? Deponun kapısının kilidini değiştiriyorlar. Bu diziyi engelsiz.kanaldee.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.